Şeyhim, civarımızda çokları namazı, ibadeti boşlamıştır. Acep ne anlatmak icap eder deseniz bize de varıp anlatsak. Sen sana anlat. Anlatacak bir şeyin var ise ben bana anlatayım. Anlatacak bir şeyin var ise. Biz ne karışırız? Kim neyi boşlamıştır? Terazi kurar, kulun günahını mı tartarız? Kendi günahımızı çeker bir terazi bulunur mu ki insanın günahını tartarız? Lakin aşık maşukuna sevdiğini göstermez ise o aşktan ne anlaşılır ki? Allah'ın bizim kıldığımız namaza, oruca mı ihtiyacı vardır? Bilakis kulun namaza, oruca ihtiyacı vardır. Zira namaz ile oruç ile kul vuslata erer. Yüce Rabbim, benim huzuruma kul hakkıyla gelmeyin der. Her şeyin kazası vardır ama kul hakkının kazası yoktur. Onu ben dahi affetmem der. Nedir o vakit asıl mesele? Emektir, alın teridir, üretmektir, bölüşmektir. Alnının teri kurumadan emeğin hakkını ödemektir. Bir bağdan bir taneyi izinsiz koparıp almamaktır. Terazinin kefelerini denk tutmaktır. En önde buradaki bacılarımızdan başlayıp kadınlara, çocuklara, cümle düşkünlere, dahi kurttan kuşa, cümle varlığa saygılı davranmaktır. Elle, dille kimseyi incitmemektir. Velhasılı helale haram katmamaktır. Gerisinin kazası var, kul hakkının belası var. Ne demiş hünkârım Hacı Bektaş? Yediğin lokmayı hak et, oturduğun yeri pak et. Din de bunu der cem'i cümlesinde. Gerisinde kişi kendi başına.